Murat Karataş'a dönelim. Murat bizi duyuyorsa bize oradaki oy kullanma sürecini, seçim sürecini aktarsın. Şu an Laçın'dayız. Laçın tabii önemli yerlerden biri. Çünkü yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan ve 30 yıl boyunca da seçimin yapılamadığı bir yer. İşte Laçın'ın o muhteşem manzarası, muhteşem doğası, dağların üzerine artık kar kaplamış. Çünkü malum Şubat ayındayız ve böyle bir ortamda, yani 30 yıl aradan sonra Laçın'da yeniden seçimler yapılıyor. Bakın 105 numaralı seçki mıntıkası diyor. Yani 105 numaralı seçim mıntıkası burası. Seçim sandığı var. Şimdi içeri girelim. Kadir Demir önden geçsin ve içeride oy verme işlemine hep birlikte tanıklık edelim. Biz Laçın'dayız ama sadece Laçın'da değil. Laçın'ın yanı sıra işgal altında kalmış tüm topraklarda. Artık bugün bu seçim tüm Azerbaycan genelinde artık bir zafer seçimi olarak adlandırılıyor. Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetiminin başkenti olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavent'te, Adere'de, Adam'da, Cebrail'de, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubatlı'da ve Kelbecer'de yine aynı şekilde şu dakikalarda sandıklar kurulmuş vaziyette ve Azerbaycan seçmeni, Azerbaycan vatandaşları da oy vermeyi sürdürüyor. Azerbaycan işgalinden, özür diliyorum, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında 22 binden fazla seçmen oy kullanıyor. İşgalden kurtarılan 26 bölgede sandık kurulmuş vaziyette. Sandıklara bakalım hemen, burada bakın üzerinde 1 ve 2 yazan İki sandık var ve seçmenler, Azerbaycan vatandaşları sabah erken saatlerden itibaren sandıklara yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Hatta öyle ki 2 numaralı sandığın buradan neredeyse dolduğunu da görebiliyoruz. Güngör Yavuz Arslan yanımızda, şimdi onunla konuşacağız. Şöyle alayım efendim sizi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz seçimi? Her şeyden önce zaferin heyecanı var. Galip ülke, galip lider ve galip demokrasi. Laçin'de gözlemlediğimiz sandığa giderken bir heyecan var. Burası zaferden kurtarıldıktan sonra, işgalden kurtarıldıktan sonra egemenliğin ve demokrasinin şiarı. Bu seçimin ana gayesi o. Azerbaycan topraklarını azat etti ve bu sandığı koyarak da demokrasinin mührünü vuruyor. En hoşuma giden Laçinlerin heyecanları. Heyecanları özellikle Türkiye'den geldiğimizi duyunca bir başka oluyor. Katılım iyi. Özellikle ben ailelerin burada olması, sandık düzeni aynı Türkiye'deki gibi Batı demokrasilerine model olacak bir şekilde. Azerbaycan bir demokrasi sınavı veriyor. 44 günlük zafer yürüyüşünden sonra bir de demokrasi zaferi geliyor. Biz de böyle tarihi anlarda burada olmak, Haber Global'le birlikte bunu izlemekten de mutluyuz. Gerçekten tarihi anlar. Teşekkür ediyoruz. Biraz da hemen Azerbaycanlılara mikrofonu uzatmak istiyorum. Çünkü az önce söylemiştim. Onlar 30 yıldır bu bölgede oy kullanamadılar. Bu bölgede seçim yapılmadı. Dolayısıyla onlar açısından da son derece önemli. Efendim, hayırlı olsun seçimler. 30 yıl sonra ilk kez burada oy kullanılıyor. Neler söylesin? Heyecanlı hislerdi. Sevindirici haldı. Bugüne şükürler olsun. 31 yıl Ermeni tezavüzkarlarının işgali altında kalmış torpaqları azad elədik. Şimdi de seçim yapılıyor. Şimdi de seçim yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Olsun. Hanımefendi, merhaba. 30 yıl sonra seçimler yapılıyor burada. Siz ne söylersiniz? 31 ilden sonra doğma, büyüyüp başa yarımçık kalan, arzularımızın yarımçık kalan Laçınımızda 31 ilden sonra yeniden bu güzel seçki gününde bütün sakinlerimizi görmek bizim için gurur vericidir. Bugünü bize yaşadan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize can sağlık. Amin. Şehit valideynleri karşısında Laçın sakinleri adından baş eğirem, biz onlara borçluyuz. Bugün burada dayanmışıksa her bir şeyde valideynlerine borçluyuz. Teşekkür ediyoruz. Efendim evet, duygular böyle. Çünkü kolay değil. 30 yılı aşkın süredir burada ilk kez, Laçın'da ilk kez sandıklar kuruldu ve Laçın halkı oy vermeye başladı. Kameraman Kadir Demir'le birlikte Karabağ'dan, Laçın'dan notlarımız böyle şimdilik.